2012 yılında yapıldığından beri binamızın girişi yok. Dükkanların içerisinden girip çıkıyoruz binanın içerisine. Dükkan sahibi de şu anda binadan ve dükkanlarını kullanamıyor. O da mağdur, biz de mağduruz. Ailelerimiz, çocuklarımız sabahları okula gidiyorlar. Ailelerimiz dışarıya çıkıp içeriye giremiyorlar. Mahkeme kararı, Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı karar ve bunun kaldırılması yönünde verdiği bir karar var. Yani aynı şekil tuttuğum zaman şöyle kamerada görebilir. Mahkemenin vermiş olduğu bir karar var ortada. Bunun ivedi bir şekilde kaldırılması lazım. Mahkemenin aynı şekil Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ ettiğinin encümen kararıyla alınmış bir karar var. Oy birliğiyle burada görüyorsunuz. Belediyenin de aynı şekil ivedi bir şekilde valiliğin de burada onayı var. Buradan da şöyle göstereyim. Belediyenin de aynı şekil encümen kararıyla zabıta amirliğine ivedi bir şekilde kaldırılmasının hükmü var burada. Ve bu hüküm uygulanmıyor. Bu hüküm nasıl uygulanmıyor? Ortada mahkeme kararı, valilik kararı, belediye meclis üyelerinin encümen kararının zabıtaya tebliğ ettiği bir karar var. Ve bu karar uygulanmıyor. Yani burası bir devlet değil mi? Burada mahkemenin kararı, adliyenin kararı, belediyenin kararı, valiliğin kararı olmasına rağmen nasıl bir güç var da bu buradan kaldırılmıyor? Biz buna anlam veremedik. Bu dükkanlar da satılmış şu anda. İkinci bir şahısa satılmış. Adamla dün toplantı yaptık. Dedi ki ben de arabalarımı indireceğim. Size buradan geçit vermeyeceğim. Yani hayır, şimdi yarın adam dükkanın da arabasını indirdikten sonra biz nasıl çıkacağız yukarıya evlerimize? Eğer ki bu devam ederse İnsanlar hepsi aşağı inip yolu kapatacak. Yolu kapatıp farklı bir karara, farklı bir yere gidecek bu. Yani bizim burada ricamız valilikten, belediyeden, belediye başkanından çıkmış bu kararı, onaylanmış bu kararı ivedi bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz ve bunun buradan kaldırılmasını istiyoruz. 2 gün önce, 3 gün önce pazartesiden çarşamba gününe kadar zabıta gelip tebliğ etti 3-4 sefer. Sonra nasıl bir haber alındıysa, nasıl bir uyarı geldiyse, nasıl nereden bir telefon geldiyse zabıta boynu bükük bir şekilde işini yapmadan çekip gitti. Bütün her şey yani yasal bir şekilde yapıldı. Yani sadece şu anda belediyenin, zabıtanın yapması gereken bunu buradan kaldırması. Dediğim gibi burası X bir şahsa daha satıldı. Yani dükkanların önceki sahibi yani iyi niyetinden dükkanlarını açıp bizi de mağdur etmedi. Tamam, kendisi de burada yaşıyor olabilir. Yani bir başkası olsa dükkanı kira verir. Ne haliniz varsa görün diyebilir. Zaten şu an o pozisyon oluştu. İkinci bir şahsa burayı sattı. Adam da diyor ki ben de arabalarımı dükkan yapacağım. Buranın altını, üstünü, giydirmesini, masrafını yapmışım. Ben satın almışım. Ben size yol vermiyorum diyor. Yani biz mağduruz. Bina mağdur bir şekilde. Daire 27 tane, 26 tane daire. Belki içerisinde şu an 200 tane, 26 aile, belki 200 tane insan yaşıyor. Yani bize bir çözüm üretmeli belediye. Yani tep kapattı diye, peşime tep kapattı. Havşan meş parayı derin mi? Ya ben ne yapayım? Bu hayal mi evvekirin?